Altyapıdan yetişmiş, ülkeden yetişmiş 4 oyuncu listeye yazabiliyorsunuz. Bu kritere uyan Fenerbahçe'de 2 oyuncu vardı. Birisi Ferdi Kadıoğlu, birisi kaleci Osman Ertuğrul Çetin. Ryan Kent gitmiyor abi. Gitmemekte direniyor. Statta çalışmalar ne durumda? Yönetimden ve teknik heyetten izin istedi sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek için. Ama teknik direktör Jose Mourinho onu stoper kadro rotasyonunda düşündüğünü dile getirdi. Ve kendisine görev vereceğini söyledi. Hoca Oğuz Aydın'ı beğenmiyor mu? Ligde forma şansı verecek mi? Yeterli seviyeye gelemedi mi? Bu işin detayları nelerdi? İrfan 25 muhabere hoş geldin. Hoş bulduk. Sol bekte kim alınacak ya da alınacak mı? Çünkü hoca istemiyorum sol bek diyordu ve UEFA listesinde de aslında Osterwolde'nin bir alternatifi yok. Bir Mert Müldür düşünülebilir belki. Bu işin detaylarını da öğrenelim senden. Aslında hep orta sahayı konuşuyoruz transfer için ama bence Fenerbahçe'nin eksik olduğu nokta sol bek rotasyonunda bir eksikliği var. Çünkü sol bek rotasyonunda şu anda Osterwolde alternatifsiz. Tabii Levent Mercan var o bölgede. Levent Mercan da sezon başında kadroya dahil edilen isimlerden bir tanesiydi. Ancak performansı yetersiz göründüğü için UEFA listesine yazılmadı. Hatta Şampiyonlar Ligi listesinde de yoktu Levent Mercan. Yine teknik direktör Jose Mourinho'nun da lig maçlarında çok fazla süre vermediği bir isim. İlk iki maçta kadroda yer almadı. Sonraki iki maçta ise bir maçta 9 dakika süre aldı. Orada da merkez orta saha olarak oynadı. Yani sol bek olarak görev yapmadı Levent Mercan. O yüzden Osterwolde'nin herhangi bir sakatlık ve cezalı olması durumunda Fenerbahçe sol bek rotasyonunda sıkıntı yaşayabilir. Bir teknik direktör Jose Mourinho orada sol bekte ihtiyacı olmadığını dile getirdi. Tabii kadro içerisinden çözme yoluna gidecek. Tabii kimler forma giyebilir? İlk sırada yer alan isim Mert Müldür. Çünkü Mert Müldür hem sağ bekte hem sol bekte hem stoperde, sol kanatta forma giyebilen bir oyuncu. Yani savunmanın her yerinde forma giyebiliyor ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da sol bekteki rotasyon oyuncusu Mert Müldür olacak. Jokeri Mert Müldür olacak. Mert Müldür milli takımda da biliyorsun bazı maçlarda sol bek olarak forma giymişti. Her iki mevkide de oynayabiliyor. O açıdan hem sağ bekte rotasyonda Osayi Samuel'in hem de sol bekte Osterwolde'nin sakatlı ve cezalı olması durumunda Mert Müldür orada rotasyon oyuncusu olarak yer alacak. Diğer bir isim ise Djiku. Evet. UEFA listesine baktığımız zaman hani lig maçlarında Levent Mercan oynatabilir hoca sol bekte. Ancak UEFA listesine baktığımız zaman Osterwolde orada tek isim. Gerçek mevki sol bek olan. O yüzden o bölgede de işte Mert Müldür'ü rotasyon oyuncusu olarak değerlendirebilir. Diğer taraftan da Djiku var. Çünkü Samet Akaydın da UEFA Avrupa Ligi listesine dahil etti. Djiku da teknik direktör Jose Mourinho'nun sol bekte değerlendirebileceği bir başka isim. Şimdi sol bek transferine gelirsek de Fenerbahçe yönetimi yine bir fırsat transferi kovalıyor. Her ne kadar Jose Mourinho sol bekte bir transfer istemediği belirse de Fenerbahçe hem menajerler tarafından kendilerine önerilen oyuncuları Mourinho'ya söylüyor ve Mourinho'nun raporu doğrusunda eğer kabul ederse bir transfer gerçekleştirecek. Hem de genç ve potansiyelli yerli isimler için de görüşmelerini sürdürüyor Fenerbahçe. Kim bu isimlerden isimler? Bir tanesi Yusuf Özdemir, Alanyaspor'un sol beki. Genç oyuncu. Milli takımına da davet edildi. Ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir oyuncu. Fenerbahçe Alanyaspor'la temasa geçti. Oyuncunun şartlarını sordu. Diğer bir isim ise hem stoperde forma giyen hem de sol bek rotasyonda da sol bekte de forma giyebilen Yasin Özcan. Kasımpaşa forması giyen genç oyuncu. 18 yaşında ve geçen sezonda sürekli forma giymişti. Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe oyuncuyla yakından ilgileniyor. Kasımpaşa yönetimiyle temasa geçti. Ancak tabii Kasımpaşa'nın Avrupa'dan da isteyen kulüpler olduğu için bonservis beklentisi oldukça yüksek. Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki Yasin Özcan görüşmeleri de devam ediyor. Tabii yabancı oyuncular içinde Gent forması giyen Arşi Buran hala listede. Ama oyuncu için Gent kulübünün 12 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisi bulunuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe orada da pazarlıklarını sürdürüyor. Hatta yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı da bu Gent'le Arşi Buran ismini doğrulamıştı. Menajerler tarafından önerildiğini, Mourinho'ya sunduklarını, Mourinho'nun değerlendirdiğini dile getirmişti. Şu anda Fenerbahçe'nin sol bek adayları bunlar. Peki. Buradan Oğuz Aydın meselesine geçmek istiyorum. Sayın Başkan Ali Koç sanırım bir davet sırasında bir konuşma yapmıştı. Oğuz Aydın transferinden sonra Oğuz Aydın'ı Jose Mourinho'ya yani hocamıza izlettik. Tap 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 dedi. Çok beğendiğini dile getirdi diye bir açıklaması olmuştu Sayın Başkan'ın. Fakat Oğuz Aydın UEFA listesine alınmadı. Hoca Oğuz Aydın'ı beğenmiyor mu? Ligde forma şansı verecek mi? Yeterli seviyeye gelemedi mi? Bu işin detayları nelerdir? Şimdi bir Oğuz Aydın'ın UEFA listesine yazılmaması nedenlerinden bir tanesi. Aslında yine bir önceki programda bunu dile getirmiştik. Ferdi Kadıoğlu'nun transferi sonrası
UEFA'da altyapıdan yetişmiş, ülkeden yetişmiş 4 oyuncu listeye yazabiliyorsunuz. Bu kritere uyan Fenerbahçe'de 2 oyuncu vardı. Birisi Ferdi Kadıoğlu, birisi kaleci Osman Ertuğrul Çetin. Ferdi Kadıoğlu'nun transferi sonrası az takımdan yani bir oyuncu daha çıkarmak zorunda kaldı Fenerbahçe. Ve burada da tercihini Oğuz Aydın'dan yana kullandı teknik direktör Jose Mourinho. Aslında orada listeye yazılmaması nedenlerinden bir tanesi bu. En önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü Fenerbahçe listeye 22 kişi yazmak zorunda kaldı. Ve o altyapıdan, Oğuz Aydın da altyapıdan yetişen o oyuncu kriterine uymadığı için dışarıda kaldı. Tabii Oğuz Aydın'ın performansını yeterli görüyor mu hoca? Tabii şu anda Sam Maksim'in o bölgede sol kanatta forma giyiyor ve Sam Maksim'in alternatifi olarak da rotasyonda Oğuz Aydın'a görev veriyor. Ama şu anda ben ilerleyen süreçte uzun lig maratonunda Oğuz Aydın'a da gerekli şansın verileceğini düşünüyorum. Şu anda performans olarak tam onun oyun sisteminde, tam onun istediklerini yansıtmıyor. Çünkü orada biraz daha takım oyununa ve kendi oyun sistemine uygun bir oyun anlayışını tam yerleştirmek istiyor teknik direktör Jose Mourinho. Oğuz Aydın'ın ben ilerleyen süreçte daha fazla forma bulacağını düşünüyorum. Çünkü kaliteli bir isim gerçekten. Geçen sezon Alanyaspor'da ortaya koyduğu performans ortada. Hatta bir ara milli takıma da, geniş milli takım havuzunda da yer alan bir isimdi. Ben ilerleyen maçlarda Oğuz Aydın'ın da süre alacağını düşünüyorum. Ama yani milli takım dönüşü şöyle bir değişiklik olabilir. Sen Maksim'in de şu anda milli takıma gitmediği için takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. O da açık kapatıyor. Çünkü o da henüz istenilen seviyede değil. Performans anlamında istenilen seviyede değil. Orada yine Tadic'i sol kanatı çekip İrfan Can Kahveci sağ kanatla başlayabilir. Böyle bir değişiklik olabilir Kasımpaşa maçında. Çok da sürpriz olmaz. Ama Oğuz Aydın'da tabii bekliyorum ben. Yani bir Sen Maksim'in yedek kulübesine geçip Tadic'in sol kanatta, İrfan Can Kahveci'nin de sağ kanatla başlamasını bekliyorum. Ama diğer taraftan Oğuz Aydın'ın da artık daha fazla süre alacağını da düşünüyorum. Peki abi, bir de Ryan Kent krizi var. Ryan Kent gitmiyor abi. Gitmemekte direniyor. Çünkü oyuncu aslında birçok yurt dışından birçok kulüp talipti. Lazio da istiyordu diye biliyorum. Yanılıyor muyum? Efendim? Lazio da istiyordu sanki. Lazio geçen sezon Lazio ile satın alma opsiyonu kiralık olarak anlaşmaya varmıştı ama gerekçe sunmadan, hatta bazı işte ilk önce ekonomik gerekçelere sundu. Sonra ekonomik gerekçelerin de giderildikten sonra farklı sebepler sunarak bu teklifi kabul etmemişti. Yine bu sezon özelinde de yurt dışından transfer teklifleri vardı. Birkaç kulüp teklifte bulunmuştu. Ve oyuncu bu teklifleri de gerekçe sunmadan kabul etmedi ve şu anda artık Avrupa'da sadece birkaç ülkede transfer tahtası açık. İşte Rusya'da açık. İşte başka işte Sırbistan'da yanılmıyorsam. Arabistan'da falan yok, kapandı. Yok, orada da Suudi Arabistan'da kapandı. Yani sonuçta artık gidebileceği çok fazla da ülke kalmadı ve oyuncu da gitmek istemiyor. Gelen tekliflerin hepsini reddediyor. Süper Lig'den Fenerbahçe... Ne bekliyor abi peki yani? Ranking isteği şöyle, 2027 yani? Yılına kadar sözleşmesi var Muzaffer. Ve bu oyuncu 2 milyon euronun üzerinde de yıllık ücret alıyor. Ve oyuncu gitmek için de alacakların tamamını istiyor. Yani adam şunu istiyor. Diyor ki yani ben gidersem bana alacaklarımı, yani sözleşmemi feshedeceksiniz. Alacaklarımın tamamını verin. Ben o şekilde gideyim. Yani şu anda 3 yıllık daha sözleşmesi var. Yani bu sezonu şeyi saymazsak. Neredeyse 2027 evet. Yılında sözleşmesi. Ve bu da alacakların tamamını demek. 6 milyon euro civarında bir rakam demek. O rakamın tamamını istiyor ayrılmak için. Ve aslında Fenerbahçe yönetimi ona belli kolaylıklar da sağladı. İşte kiralık Süper Lig'den teklifler de vardı. Süper Lig kulüpleri de istiyor. Ancak Süper Lig'den gelen teklifleri de kabul etmiyor. Ona hani ücretindeki bir azalma olmadan Süper Lig kulüplerinde oynama yönünde de teklifler yapıldı. Fenerbahçe belli kolaylıklar sağlayacaktı. Ancak onu da kabul etmedi. Ve oyuncu büyük ihtimalle Fenerbahçe'de kaldı. Son işte artık transfer döneminin kapanmasına 5-6 gün kaldı. Yani o süreç içerisinde fikrini değiştirmezse yine sezonda kalacak ama büyük ihtimalle sözleşmesi de askıya alınacak. Çünkü takımla birlikte çalışmalara katılmıyor. Onu söyleyeyim. Bugün mesela taktik çalışmalar vardı ama orada mesela çift kale maçta yer almadı. Teknik direktör Jose Mourinho kendisiyle birkaç kez görüştü. Hatta ona işte kariyeri açısından oynamasının çok daha doğru olacağını, gitmesinin kendi kariyeri açısından da doğru bir seçenek olduğunu dile getirdi. Kadro planlamasında düşünülmediği düzeyli bir şekilde kendisine anlatıldı. Ama ne yazık ki Ryan Kent bu konuda diretiyor. Zaten çok böyle futbol oynamaya merak kalmamış gibi Ryan Kent'in sanki. Yani. Enteresan bir tavrı var çünkü. Tabii şöyle söyleyeyim. Yani bir oyuncu için oynamadan sadece antrenman yaparak kendi kariyeri açısından da çok gözetiyor. Bunu Mourinho kendisine iletiyor. Hatta Mourinho'yu da kendisiyle yüz yüze bir görüşme de gerçekleştiriyor. Ama Ryan Kent gitmemekte inat ediyor. Hayır.
hayırlısı diyeyim. Olsun. Ve 2027 yılında kadar sözleşmesi var. Yani bu oyuncuyla Fenerbahçe biraz daha sorun yaşayacak gibi gözüküyor. Sportif direktör Mario Branco görüştü. Temsilcisiyle, menajeriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Kendisiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ama Rankent sorunu, krizi bir türlü çözüme kavuşamadı. Peki, hayırlısı olsun. Takımda kalan diğer isimlerden birisi de Cengiz Ünder. Cengiz Ünder'in forma giyme şansı nedir? Hoca performansını beğeniyor mu? Cengiz Ünder takımda kaldı. Rusya'dan teklifler vardı ama bu teklifleri kabul etmedi. Avrupa'dan da teklifler vardı. Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti ve orada artık forma rekabetinde savaşa girecek. Forma savaşına girecek Cengiz. Cengiz kaliteli bir isim, onu söyleyeyim. 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edildi. Fenerbahçe'nin beklentileri kendisinden çok fazlaydı. Bu beklentileri çok karşılayabildi mi? Çok karşılayamadı ama ben halen Cengiz Ünder'e güveniyorum. Ve o antrenmanlardaki göstereceği performansla Mourinho'nun gözüne girecektir. Zaman zaman sıkışan maçlarda Cengiz Ünder'in gibi bir oyuncuya ihtiyacı oluyor Fenerbahçe. Çünkü hem uzaktan şutları, hem çalımları, hem de ceza sahasının ortalarıyla. Çok etkili bir isim Cengiz Ünder. Kalitesini de sahaya yansıttığı zaman tamamen futbola odaklandı ve tamamen futbola aklını verdiği zaman Cengiz Ünder bu takımda çok rahat bir şekilde forma giyecektir. Ve kanat rotasyonunda da Cengiz Ünder yer alacaktır. Şimdi az önce bahsettik, UEFA listesinde dahil edildi. Evet. Biz beklemiyorduk çok fazla ama tercihini Cengiz Ünder'den yana kullandı. Aslında bu da Cengiz Ünder'in hocanın düşündüğünü, Cengiz Ünder'in de antrenmanlarda artık gösterdiği performans hocanın gözüne girdiğinin göstergesi. Çünkü UEFA listesinde yer alıyor. Çünkü UEFA'da 8 maç oynayacak. Yani bir lig usulü gibi oynayacak. Dolayısıyla burada yer alması hocanın da Cengiz Ünder'e ile ilgili görüşünün değiştiğinin göstergesidir. Orada işte sol kanatta Oğuz Aydın yok. Sol kanatta Sam Maximin var. Şimdi Sam Maximin Oğuz Aydın alternatifiydi ama Cengiz Ünder'i işte orada işte Tadic'i sol kanatta değerlendirebilir. Çekip sağ tarafta. Sağda İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ikilisi olarak değerlendirebilir. Evet. Veya Cengiz Başakşehir'den sol kanat olarak Avrupa'ya transfer olmuştu. Dolayısıyla orada da sol kanatta da Cengiz Ünder oynatabilir. Ben Cengiz Ünder'in forma giyeceğine inanıyorum. Peki takımda hangi oyuncuların sözleşmesinde iyileştirme yapılacak? Yani yerli oyuncuların sözleşmelerinde iyileştirme yapılacak. Çünkü Fenerbahçe önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Artı şimdi bu oyunculara da iyi bir maaş da veriyor Fenerbahçe. Takım içerisindeki dengeleri, takım içerisindeki maaş dengesini sağlamak adına. Artı şimdi döviz kuru da yükseldi. Evet. Yerli oyuncuların da maaşlarında bu yükselme nedeniyle azalmalar meydana geldi. Bu uçurumu gidermek adına, takım içerisindeki maaş dengesi sağlamak adına Fenerbahçe'de bu transfer döneminin ardından yerli futbolcuların sözleşmelerinde iyileştirme yapacak. Bu isimler işte İsmail Yüksek, hı hı, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan. Mert Hakan Yandaş daha yeni sözleşme imzaladı. Doğru. İrfan Can Kahveci, yani onunla da yeni bir sözleşme imzalanacak. Onun sözleşmesinde de iyi, çok, yani şöyle söyleyeyim, şu andaki aldığı yıllık ücretin 3 katına yakın bir iyileştirme yapılarak 3 yıllık bir sözleşme. Hak ettiğini 2027-2028 yılına kadar bir sözleşme imzalanması bekleniyor İrfan Can Kahveci. Artık onunla da anlaşma, hı hı, noktasına gelindi. Büyük ihtimalle transfer dönemi bitiminin ardından İrfan Can Kahveci ile de yeni bir sözleşme imzalanacak. Tabii İsmail Yüksek bu konuda. Aslında baktığın zaman takımda en düşük ücret alanlar isimlerden bir tanesi. Hak eden oyunculardan. Avrupa'dan çok önemli transfer teklifleri vardı. Hatta şu anda da mesela transferin dönemin sonuna yaklaşıldığında Avrupa'da transferin son dönemlerinde yine bir teklif gelmişti ama Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho onun satılmasına okey vermedi. Yine Osterwolde için teklifler vardı. Ferdi'nin ayrılığı sonrası Osterwolde için de Mourinho onunla görüştü ve ona ihtiyacı olduğunu söyleyerek onun takımda kalmasını istedi. Osterwolde de yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. İngiltere'den teklifler vardı. Oyuncu sezon sonunda da İşte İngiltere'den bir teklif gelmesi durumunda yöneticilerden kolaylık gösterilmesini istedi ve o da takımda kaldı. Ama sezon sonunda büyük, hı hı, ihtimalle önemli bir bonservis bedeliyle transferi söz konusu olabilir Osterwolde. Evet, çok yetenekli ve gelecek vadeden bir oyuncusu. Peki son olarak abi, taraftarların da çok merak ettiği konulardan birisi stat'taki çalışmalar. Stat'ta çalışmalar ne durumda? Stat'ta aydınlatma sisteminde ve ses sisteminde değişikliğe gidilecek. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Stadyumun aydınlatılması konvansiyon profesyonel aydınlatmadan LED ve menturan aydınlatma sistemine dönüyor. Hı hı. Yani bu da aslında statın dışından bakıldığında daha iyi bir görüntü. Şık bir görüntü. Daha şık bir, daha aydınlık bir
görüntü oluşacak. Bunu söyleyebiliriz. Aydınlanma sisteminin yapılması için anlaşmalar yapıldı ve kısa süre içerisinde yenileme çalışmaları başlayacak. Bu aydınlatma sisteminin şöyle söyleyeyim 2024 yılının sonuna doğru yani Aralık ayının sonunda 2025 yılının başına kadar bitirilmesi planlanıyor. Anlaşma firmalarla anlaşmalar yapıldı. Çalışmalar çok yakın zamanda başlanacak ve Türkiye'nin önde gelen ses ve akustik firmalarından biriyle de anlaşma sağladı Fenerbahçe. Bu da çok istenilen bir talepti akustik durum. Ses sisteminde de değişikliğe gidecek ve kısa süre içerisinde bu ses sistemiyle ilgili çalışmalar da başlayacak. Orada reklam panoları var stad arkasında biliyorsunuz. O reklam panoları açılır kapanır hale gelecek. Dolayısıyla sesin dışarıya maç içerisinde dışarıya çıkmasının engellenecek ve daha coşkulu bir atmosfer olmayacak. Daha ateşli bir atmosfer oluşması bekleniyor. Çünkü Fenerbahçe'de orada boşluklar olduğu için maç içerisinde yapılan tezahüratlar dışarıya gidiyor ve o daha ses dağılıyor yani. Ses dağılıyor, akustik oluşmuyor. Orada kapanır açılır paneller olacak ve çünkü neden kapanır açılır paneller olacak? Çünkü eğer tamamen kapanır olursa bu sefer de stat zemini orada tam havalandırma olmayacağı için zarar görme ihtimali söz konusu olacak. Maç esnasında bu paneller kapanacak. Maçtan sonra açılacak ve o havalandırma sağlanacak. Stat zemininde bozulmasının önüne geçilmiş olacak. Kapasite artırımı için de çalışmalar yapılıyor. Tabii kapasite artırımı için de mevzuat değişikliğini bekleniyor. Çünkü birçok kulübün Beşiktaş'ın da var. İşte başvurusu var. Bununla ilgili mevzuat değişikliğinin yapılması bekleniyor. Burada da Fenerbahçe yine özellikle kale arkalarında açılır kapanır koltuklarla ilgili çalışmalar yapıldı. Bununla ilgili denemeler de yapılmıştı. Planlamalar ve tabii görüşmeler yapıldı bu konuda. Mevzuat değişikliği yapılması bekleniyor. Mevzuat değişirse hemen bu koltuklar açılır kapanır koltuklar kale arkasına yerleştirecek ve stadın kapasitesi 57 bin seviyesine ulaşılacak. Şu anda stadın kapasitesi, koltuk kapasitesi 50.500. Yani 7.000'e yakın bir artırma 7.000'li bir artış olacak. Bu da hem kulübe daha fazla bir maddi imkan sağlamış olacak. Çünkü birçok maçta taraftarlar bilet bulma konusunda sıkıntı yaşıyorlardı. Kale arkasında da daha coşkulu bir tribün grubu oluşacak. Bunu da tabii taraftarlara söyleyebiliriz. Bir de şöyle bir durum var tabii abi. Bu stat çalışmalarıyla alakalı şöyle bir sen söyle. Yani taraftarın bu akustikle alakalı çok fazla şikayetçi olduğu konular vesaire vardı. Bunların çözülmesi tabii güzel olmuş. Peki yine çok değerli bilgiler verdin. Ağzına sağlık abi. Haftaya görüşmek üzere. Buna şunu da ekleyebiliriz. Bir Samet Akaydın konusunu da ekleyelim. Ekleyelim abi. Ben kaçırdım herhalde. Buyur. Samet Akaydın konusunda da Samet Akaydın yedek kaldığı için biraz mutsuz. Hatta bu konuda yönetimden ve teknik heyetten izin istedi sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek için. Ama teknik direktör Jose Mourinho onu stoper kadro rotasyonunda düşündüğünü dile getirdi. Ve kendisine görev vereceğini söyledi. Ve Samet Akaydın da bu Mourinho ile görüşmesinin ardından takımda kalmayı en azından Aralık ayına kadar yani devre arasına kadar takımda kalmayı kabul etti. Çünkü dediğim gibi hem yurt dışından teklifler vardı hem de yurt içinden teklifler vardı. Samet Akaydın da sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Ama Mourinho ile görüşmesinin ardından Mourinho'nun sözlerinin ardından takımda kalmayı tercih etti. Şimdi kadro rotasyonunda yani stoper rotasyonunda yer alacak. Bu görüşmenin ardından UEFA listesine de dahil edildi zaten. Aslında bu Samet Akaydın da UEFA listesine dahil edilmesi ki Şampiyonlar Ligi listesinde, önerme listelerinde yer almamıştı. Orada da Samet Akaydın aslında hocasının yani Mourinho'nun kendisine olduğu güveninin göstergesi bir durum söz konusu oldu. Peki, teşekkür ederiz abi. Haftaya görüşürüz.